Evet arkadaşlar, yine yollardayız. Bugünkü videoda size çok değişik bir olay göstereceğim. İsviçre'deki insanların mantalitesini ve dürüstlüğünü ispatlayan çok güzel bir olay. Acaba böyle bir şey Türkiye'de olsa orayı ne yaparlardı? Bana sorarsanız orayı yürütürlerdi. Şimdiki gideceğimiz yer bir çiftlik evi. Çiftlik evinin önünde kendine göre bir dükkan yapmışlar. Manav gibi. Orada kendileri yetiştirdikleri ürünleri o evin içine koymuşlar. Üzerlerinde fiyatları yazıyor etiketli. Ve bir tane de tartı koymuşlar. O tartıyla tartarak bir de kumbarası var. Tartıyorsunuz. Ne aldıysanız ona göre parasını atıyorsunuz o kumbaranın içine. Burada ne bir bekçi var, ne bir kamera var, ne başka bir insan var. Her şey sizin inisiyatifinize kalmış artık. Bazen şöyle düşünüyorum. Bu Avrupa'daki insanlar bizden daha inançlılar ve bizden daha dürüstler. Bizim ülkemizde maalesef ki böyle olaylar oluyor. Yolsuzluklar, hak yemeler gibi. Yani o konulara çok girmek istemiyorum ama siz karar verin. Bu videoyu izledikten sonra siz kararını verirsiniz zaten. Gittiğimiz yer çok garip bir yer. Ya bizim kültürümüze göre biraz garip. Aslında böyle olması gerekiyor. İnşallah ileride Türkiye'de de böyle küçük küçük minik minik dükkanlar açılır. Kimsenin olmadığı, her şey insanımıza kalması ve takdiri onları vermesi, fiyatlarını yani paralarını ödemeden bir şey almamaları gibisinden. Yani sonuçta burası kendi kendini çevirmeseydi kapatırlardı. Koyan kişiler zaten oraya ürünlerini koyan kişiler zaten biliyorlar, sayılıdır ve gün sonunda cirolarına bakınca fark ederler zaten. Yürüten var mı yok mu diye. Yürütülseydi çoktan kapatılırdı. Yani senelerce 15 sene kesin olmuştur burası faaliyet göstereli. Biz de küçüklüğümüzden beri hep gidiyoruz zaten. Şimdi gidince göstereceğim ve siz de hayretler içinde kalacaksınız. Şimdi size bahsettiğim yere geldik. Çıkalım. Size göstereyim içini dışını. Çiftlik evi dediğim gibi burası. Şöyle tavukları var. Sahiplerin. Bu tavukların yumurtalarını da satıyorlar burada. Şöyle. Evet, şimdi girelim içeriye. Grüezi Mitinand. Çilekler var, 250 lira, 250 gram. Ölmüşlü sakat. Evet, görmüş olduğunuz gibi elmaların numarası ve kilosu ve cinsleri yazıyor. Buradan seçiyorsunuz torbalara. Şimdi torbaları alıyorsunuz. Bana soğan lazım, biraz soğan alayım. Bakın 28 kilosu 2.50 gösteriyor. Soğanımızı seçiyoruz. Seçelim. Böyle geliyoruz şu arkaya. Tartıyoruz. 28'e basıyorsunuz 80 kuruş. Alıyorsun koyuyorsun. Çok ilginç bir olay. Bu çiftçilerin kendi şeyleri de var. Kendi hayvanları da var. Hayvandan da süt alıyorlar tabii ineklerden. İneklerden alınan sütü de burada bozuk para karşılığında. Dur, arabadan bozuk para getireyim. Evet, süt de böyle litre bazında. Litresi 1 lira. Görmüş olduğunuz gibi. Biraz biraz ısıtıyorsunuz. Sonra buradan start'a basıp çıkar bakayım.
Bakıyor. Taze süt. Soğutulmuş. Sütümüz böyle olduktan sonra tam 1 litre. Şimdi ben de bir 20 kuruş daha var. Onu da atacağım. Ne kadar bozuk atarsanız o kadar süt çıkıyor. 20 kuruşluk daha. Acayip bir makine. Evet, yumurta da alabiliyoruz böyle. Şöyle paketini alıp kendi yumurtanı seçiyorsun. Biraz önce gördüğümüz tavukların yumurtası. Ardından isterseniz baldırcın yumurtasını alıyorsunuz. Derken hepsini aldıktan sonra kasaya gidiyoruz. Şöyle bir tane bunu alayım. Tamam olsun. Kasada her şeyi yazıp kendi kafanızda kendi matematiğinizi yapıp parasını şuradaki kaba atıyorsunuz. Bakın buraya atıyorsunuz. Ne birisi soruyor size, ne de başkası bakıyor, ne kamera var ne bir şey. Her şey kendi içinde, kendi arasında belirli zaten. Burada kendi reçelleri de var. Reçel yapmışlar. Balları var. Kendilerine has. Sirupları var. Elma kurutulmuş var. Ekmekleri var. Turşuları var. Yani ne ararsanız var yani. Türkiye'de olur mu acaba böyle bir şey? İzmir'deki çiftliğe yapılabilir mi acaba böyle bir şey? Orası artık bizim medeniyetimize kalmış. Benim hesabım biraz kısa geldi. Arabadan bozuk para getirdim. Onları da buraya atıyoruz. Ne arayan var ne soran var. Her şey kendi inisiyatifimizle kalan sütümüzü unutmuşuz. Evet, 1,5 litre taze süt. Şu makinede. Ne kadar bozuk para atarsanız o kadar süt bırakıyor size. Bence çok güzel bir mantık. Ne yol parası var, ne nakliye parası var. Her şey olduğu yerde regional ve herkesin işine yarayabilecek şekilde. Ya yapılması gereken şeyler bunlar aslında. Türkiye'de de yapılmasını çok şiddetle tavsiye ediyorum. İnşallah ileride ben yaparım, yapan olmazsa. Türkiye'dekilerle tanışmış olur böyle bir sistemle. Ya abla aynı 4 train. Evet, bir güne daha başladık. Restoranda çalışıyoruz. İşler gerçekten yoğun gözüküyor. Maya Tagalo. Hello. Deniz. Bir selam ver Deniz. Bir selam ver. Hello. İşler açıldı. 11 Mayıs'ı bekliyoruz dört gözle. Bugün servis yapacağız. Size servis yaptığımı göstereceğim. Evlere servis, paket servisi ben götüreceğim. Burgerler burada. Siparişler. Sanki restoran işliyormuş gibi. Allah'a şükür her şey yolunda. Değil mi Deniz? Süper. Uzun zamandan beri çalışmak nasıl iyi? Harika, yok bile. Oturumsun evde şiştik ya. Eve paket servisi yapıyoruz. Müşteriler buraya gelemediği için biz evlerine gidiyoruz. Bakalım tip verecekler mi? Adrese gidiyoruz. Kemerimizi takalım. Bugün yağmurlu bir gün. Yağmurlu olduğu için müşterilerin çoğu evde ve tembeller. Evden çıkmak istemiyorlar. Evden çıkmıyorlar ve yemeklerini eve istiyorlar. Bizim için iyi bir şey. Çünkü bizim de işlerimiz biraz daha açıldı.
her geçen gün biraz daha artıyor işimiz. Biraz daha açılıyor. Gittikçe daha güzel olacak sanırım. Umarım eskisi gibi restoranı doldurabiliriz. Ve size o anlarını da gösteririm. Bu arada kameranın şarjı bitmek üzere. Bugünlük bu kadar olsun. In 1 kilometer, turn left.